Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hoca Seninle birlikte fizik bulut defterimizde basit makinelerin konu anlatımının hemen sonundaki AYT defterimizde ödev testlerimizi çözelim. Hemen birinci testin birinci sorusuyla başlıyorum. Şekilde bir basit makine el arabası olarak görmekte El arabasına A noktasında F büyüklüğünde kuvvet uygulanarak yük dengede tutuluyor. Yük dengede tutuluyor. Bence bu kısım önemli. Sence de önemli olmalı. Yükün dengede tutulması yükü etki eden net kuvvetin sıfır olduğunu ifade edecek benim için. Buna göre el arabası destek noktası uçta olan bir kaldıraç tipidir. İşte bak bu tekerin yere değdiği nokta benim için zaten destek noktası. O halde burası destek olduğuna göre tabii ki de destek noktası uçta olan bir kaldıraç tipi. Yani birinci ifade doğru. Bu basit makine kuvvet kazancı sağlar. Kuvvet kazancı sağlayıp sağlamadığını anlamak için zaten tork almamız gerekiyor. Tork noktasını bu nokta olarak seçecek olursak ağırlığımızın tork noktasına olan uzaklığı D1 kadar. İstersen hemen tork alalım. Hemen. G çarpı D1 eşittir. F çarpı D2 buranın tamamı olarak verilmiş. F çarpı D2 olarak. Şimdi D2'nin D1'den büyük olduğunu görüyorum. Kuvvet kazancı için ne yapmamız gerekiyordu? Kaldırdığımız ağırlığı. O ağırlığı kaldırmak için uyguladığımız kuvveti oranlayacağız. Dolayısıyla G bölü F oranı sorduğunda D2 bölü D1 gibi bir ifade gelecek. Zaten D2 daha büyük olduğu için D1'den sonuç birden büyük bir sayı çıkacak. Yani kuvvetten kazanç mevcut. D1 uzaklığı arttırılırsa yük daha küçük bir kuvvet ile kaldırılabilir. D1 uzaklığını arttırırsak ağırlık vektörümüz biraz daha ne tarafa gidecek? Bu tarafa gidecek. Çünkü D1 ne yapıyorsun? Arttırıyorsun. Bu tarafa doğru gitmesiyle beraber kuvvet kazancı ne olacak? Azalacak. Kuvvet kazancı daha küçük bir kuvvetle değil daha büyük bir kuvvetle kaldırabileceğiz. O zaman bu gitti. Kuvvet B noktasına uygulanırsa el arabasında kuvvetten kayıp gerçekleşir. Kuvvet B noktasına uygulanırsa yani F kuvvetini şuraya taşıdığımı düşünürsem kuvvetten aslında kayıp gerçekleşmez sadece kuvvet kazancını azaltmış olursun. Nedenine gelince F'i buraya taşıdık ama hala şuradaki G'mizi de silelim istersen. F'i buraya taşıdık ama hala G'nin dönme noktasına yani tork noktasına uzaklığı F'in tork noktasının uzaklığından daha küçük. Yani D2 hala D1'den büyük. Dolayısıyla kuvvetten hala kazanç sağlanacak. Ama kuvvetimizin kazancı azalacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacağı için cevabım ne olur? 1 ve 2 olur bu soru için sevgili arkadaşım. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bir sonraki soruda diyor ki kütlesi yaklaşık 5 gram olan küp şeker Maşa yardımıyla tutulmaktadır. Dönme noktası şu nokta olarak verilmiş. Bu durumda maşa şekildeki gibi uygulanan kuvvetin minimum değeri kaç newton olmalıdır? Maşayı yatay düzlemde sadece sıkarak tutmak gibi düşün ya da burada bir şey düzlemde şu destek noktası etrafında tutmak gibi düşün. Maşanın ağırlığını ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz tabi bu durumda. Bu bizim için önemli ona dikkat et. Kütlesi yaklaşık 5 gram olan şeker. Şuraya Mg yapacak olursam, öncelikle kütlesi 5 gram olduğu için 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram olacak çarpı yer çekimi ise 10 newton 10 e metre bölü saniye kare olarak ifade edilmiş ya da aynı şekilde bunu newton bölü kilogram olarak da yazabilirdim. Şimdi F dediğimiz kuvveti buradan uyguluyoruz. Maşa bu nokta etrafında dönme hareketi gerçekleşiyor. 5 santimetre burası, o zaman F'in Dönme noktasının uzaklığı 5 cm olduğu için tork alacak olursam dönme noktasına göre yapmam gereken şey çok basit biliyorsun. F çarpı burayı 5 cm olarak alalım. Diğer tarafı da cm alalım Sonuç değişmeyecek. Eşittir. Santimetreler birbirini götürecek. Şuradaki 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı buradaki uzaklığı da 9 cm olarak alıyorum. Şuradaki 5 ile şuradaki 5 birbirini götürdü. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani F kuvveti kaç Newton dediğine göre 0,09 Newton bir kuvvet tutmak için yeterli olacak. Peki devam ediyorum. Ağırlığının büyüklüğü 2G olan homojen her bölmesi eşit aralığa sahip yatay çubuk üzerine ağırlığı G olan cisim yerleştirilerek destek F kuvveti şekildeki gibi dengelenmektedir. Sürtünmeler ve ip ağırlığı ihmal edildiğine göre sistemi dengede tutan F kuvvetinin büyüklüğü kaç G'dir diye bir soru verilmiş. Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken ağırlığın büyüklüğü 2g olan homojen, homojen olması olduğu için şuradan tam 2,5 şu noktadan çubuğun ağırlığını aşağı doğru asacağım. G cisminin ağırlığında bu noktadan aşağı doğru asacağım. G cismi zaten g ağırlığında buraya getirip g yazdım. Çubuğun ağırlığı 2g olduğu için buraya 2g yazdım. Homojen olduğu için şu mesafeye, şu mesafe mesafeye eşit olduğunu biliyorum. Ayrıca her bir bölmesi eşit işte aralıklı. Bu tip ifadelere dikkat etmen gerekiyor sevgili arkadaşım. F kuvveti dengelenmektedir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç G'dir diye sorulmuş. O halde şu noktaya göre tork alacak olursak buradaki 2G'nin döndürme etkisinin ne tarafa doğru olduğunu biliyorsun. Döndürme dikkat et tork demiyorum. Bunlar döndürme etkisi. Şuraya uyguladığım F kuvvetiyle dengede olduğu için F'i takip ediyorum. Onun döndürme etkisi de böyle olduğuna göre yukarıya hemen çözüm yapabiliriz. Rahatlıkla yukarıda çözümümüzü yapalım ve birlikte sonucumuzu görelim istersen. F kuvvetinin dönme noktasına uzaklığı 4 bölüm olduğu için F çarpı 4 birimlik uzaklık eşittir. 2G çarpı 1 buçuk. O zaman şuraya 2G çarpı 3 bölü 2 birim uzaklık. Artı bir de şurada G ağırlığım var. O da 3 birim uzaklıkta. O halde G çarpı 3 birim uzaklık alıyorum. Şu 2 ile şu 2 birbirini götürdü. 6 geldi. O halde 4 tane F eşittir. 6 G olduğuna göre. Yani G çarpı 6 olduğuna göre. Oradan F'i çekecek olursak. Şu 4'ü karşıya attığımda. 3 bölü 2 G olarak ifade edebilirim sevgili arkadaşım. Basit bir sistem aslında. Çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Bir sonraki soruda sürtünmesiz makara sisteminde 40 Newton ağırlığındaki yük F kuvveti yardımıyla dengeli tutuyor. Makara ağırlığı 10 Newton olduğuna göre bak makaradan ağırlığı 10 Newton olduğuna göre sistemin verimi yüzde kaçtır? Tabi burada verimle ilgili önce şunu yapmamız lazım. Cismimizin ağırlığını bir aşağı doğru asalım. Şuradan aşağı doğru cismimizin ağırlığı 40 Newton demiştik. Getirdik buraya 40 Newton'ımızı astık. E makara ağırlığı 10 Newton olduğuna göre ağırlığındaki yük F kuvvetiyle dengede tutuyor. Makaralarımızın ağırlığını da asmamız gerekiyor. Şurada bir makaramızın ağırlığı var. Bu makara ağırlığı da 10 N olarak verilmiş. Şimdi yapmamız gereken F kuvvetini bulmak. F'i takip edecek olursam şuradaki ip gerilmesi zaten F olacak. Yukarıdaki makaranın benim için bir önemi yok ağırlığının. Şurası da F olacak. Burada dikkat etmen gereken hep makaralarda ne yapıyorduk? Konu anlatımında da söyledik zaten. Makaranın ortasına bir çizgi çekiyorsun. Yukarıdaki kuvvetleri aşağıdaki kuvvetleri eşitliyorsun. Yukarıdaki kuvvetimiz 2F. Aşağıdaki kuvvetimiz ise toplamda 50 Newton ağırlığında. Dolayısıyla buradan F eşittir 25 Newton gelecek. Şimdi bu kuvvetimiz ve bu kuvvetimizle biz ne yapıyoruz? Bir iş yaparak enerji harcıyoruz. Peki dikkat etmen gereken bir diğer nokta. Şimdi eğer yükselmeleri istiyorsak ki İş enerji ilişkisi için bize gerçekten yükselme burada önemli, ciddi önemli ifadelerden bir tanesi. Yükselme istiyorsak şu F kuvvetini bir miktar aşağı çektiğimizde buradaki yükün yükselme miktarını hesaplamak için makara ağırlıkları ve sürtülmeleri ne yapmamız gerekiyordu? İhmal edecektik. O yüzden de diyoruz ki mesela şurayı h kadar aşağı çeksek burası ne kadar yükselir. h kadar aşağı çektiğimizi düşünelim. Şuradaki ip gelmesi t, t ya da f, f dediğimde burası 2f makara ağırlığını ihmal edersem burası ne kadar yükselecek? Zaten hareketli makara özelliği biliyorsun ki h bölü 2 kadar yükselecek. Şimdi yüzde verim olarak sorulmuş. Yüzde verim neydi? yüzde verim yapılan iş bölü harcanan enerji çarpı 100 olarak ifade ediyordun hatırlarsan. O zaman öncelikle şöyle bir şey yapabilirim. Yüzde verim eşittir ortaya bir çizgi çekelim. Bu çizginin hemen üstüne yaptığımız işi yazalım. Peki buraya direkt de yazabilirdik aslında ama yapılan bir işimiz var. O iş karşılığı karşılığında bir enerji harcadık. Buna da ne yazıyorum sevgili arkadaşım? Harcanan enerji yazıyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken işi nasıl yaptım? İş yükü yukarıya kaldırarak yaptım. Yani 40 newtonluk yükü h bölü 2 kadar kaldırdım. Makara ağırlığı benim için ekstra yük. Zaten verimi düşüren şey o. O zaman buraya onu dahil etmeyeceğim. O zaman 40 newtonluk yükü h bölü 2 kadar kaldırdım. Peki hangi kuvvetle yaptım bunu? 25 newtonluk bir kuvvet uyguladım. 25 çarpı h. O halde şu 2 ile sadeleştirsem 20 haş bölü 25 haş. Haşlar birbirini götürürse 20 bölü 25 çıkar. İyi de bir de ben bunu verimi yüzde olarak ifade etmek için çarpı yüz demem gerekiyor. O zaman buraya da çarpı 100 diyecek olursam sadeleşti işte şunlar birbirini götürdü. Bir 4 kaldı. 24 ile çarptım 80 geldi. %80'lik birine verim sağlıyoruz demektir sistemimizde. Beşinci soru ağırlığı 40 Newton olan yük F kuvveti şekildeki gibi dengeli tutuyorum. Makara ağırlığı 2 Newton olduğuna göre teyip gelmesi kaç? Bak burada dikkat etmen gereken neydi? İpleri takip etmek. Önce şu ipi takip edip buraya ne diyorsun? İpteki gerilme kuvvetine F. Takip ediyorsun şu ipteki gelme kuvvetine de F diyorsun. Daha sonra buradaki şuradaki F kuvvetini de güzelce bileşenlerine ayırabilirsin. Gerçekten bu da önemli noktalardan bir tanesi. O halde şuradaki F'i şöyle bir bileşen olarak bir de şöyle bir bileşen olarak çizecek olursam. Şuradaki açı 53 derece olduğuna göre hemen buradaki bileşenimiz F çarpı kosinüs 53 olacak. Kosinüs 53'ün değerini biliyorsun aşağıda da verilmiş zaten 0.6. O zaman buraya getirip 0.6 f yazıyorum. Buraya ise 0.8 f yazıyorum. Sinüsel düşük bileşeni. Ağırlığı 40 newton olan yük. Makaranın ağırlığı da 2 newtonmış. bunlar da ayrı ayrı bir asalım yerine istersen. Hemen dikkat etmemiz gereken nokta neyi? Burada makaramızın ağırlığı aşağı doğru yükümüzün aşağıya doğru. Yükümüzün ağırlığını 40 Newton olarak soruda verilmiş zaten. Oraya geç o zaman getirip buraya 40 Newton asıyorum. Makara ağırlığına da 2 Newton asıyorum. Şimdi bu makarayı şöyle istersen makaranın içinde tarayım. Onu da gayet güzel bir şekilde görelim. Buradaki makaramız şu. Bu makarayı yukarıya doğru çektiğim kuvvetler ne? F ile çekiyorum. F ile çekiyorum ve 0.8 F ile çekiyorum. O zaman yukarıya doğru makaraya uyguladığım kuvveti düşe eksende düşünürsem 2.8F olarak ifade edebilirim. Eşittir. Aşağı doğru 2 Newton makara ağırlığı var. 40 da yükümüz ağırlığımız var. 42 Newton olarak ifade edebiliriz. Şimdi şurayı 28 bölü 10 desek şöyle yapsak. 28 F eşittir 420 Newton. F eşittir. Önce buraları bir 7'ye bölelim. Burada bir 4 olacak. 7'ye bölelim. Kaç olacak? 6. 60 olacak. Yani 4 F eşittir. 60 dediğimizde buradan F eşittir. 15 Newton'lık bir kuvvet gelecek. T ip gerilmesi sorulmuş bize. Şunu. İp de ipi gelen kuvvet zaten buradaki F'in etkisi. O zaman buradaki F'i kaç Newton olarak hesapladık? 15. Şimdi yapmamız gereken şey ipteki gerilme kuvveti. Sağa doğru olan kuvvetler sola doğru olan kuvvetlere eşit olacağı için sevgili arkadaşım t ip gerilmesi 0,6 f olarak yazabilirsin. F yerine de getirip 15 Newton'u yazacak olursan yani 3 bölü 5 çarpı 15 sadeleştirmeleri yaptık. Bu t'ye eşitti. O halde t eşittir 3, 9. 9 bir gerilme kuvveti oluşacak ipte. Sağdaki, soldaki, yukarıdaki, aşağıdaki eşitledik. Olay bitti. Başka bir şey yok. Şimdi ağırlıksız makaralarla ve iple kurulu palanga sistemi 80 Newton ağırlığındaki P yükü. Şurada bir P yükümüz var ve P, P, yükümüzün ağırlığı tam olarak 80 Newton'mış. F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmektedir. Buna göre F kuvveti kaç Newton olur diye soruyor. Yapacağın şey çok basit. İpi takip edeceksin. Şuradaki gerilme kuvveti F olacak. Takip edeceksin. Şuradaki gerilme kuvveti F takip ediyorum buralar ve buralar. Şurası F, burası F olarak ifade edilir. Şuradaki makaranın herhangi bir ağırlığı olmadığı için ve onu sadece 2 ip tuttuğu için ortadaki ipimiz ne olacak? 2F olacak. Makaranın ortasına bir çizik çektik. Bu çizginin üstündeki kuvvetler altındaki kuvvetlere eşit olması gerektiğini biliyoruz. O zaman denge için yukarıya doğru toplamda 4 f'lik kuvvet yani sadece şu makaraya bakarsan sevgili arkadaşım çok rahat bir şekilde olay anlarsın. Şurada bir ipimiz var f bu ortada ipimiz var 2 f burada ipimiz var f 4 f aşağıya doğru onu çeken kuvvette 80 Newton makara ağırlıkları zaten yok. O zaman f kuvveti kaç Newton diye sorduğu için f eşittir 20 Newton'lık bir kuvvet oluşması gerekiyor bu sistemi dengede tutabilmek için. Peki devam edelim 7. soruya. 10 Newton ağırlığındaki makaralarla şekilde gibi kurulan sistemde 50 Newton ağırlığındaki cisim ev kuvvetiyle dengelenmektedir. Bence burada dikkat edip ilk yapman gereken şey makara ağırlıkları olduğu için bunu asmak ve aynı şekilde bunu asmak. Makara ağırlıkları bana soruda zaten verilmiş. Soruda verilen makara ağırlıkları 10 Newton mıydı? Getirdim buraya 10 Newton yazdım. Getirdim buraya 10 Newton yani. Peki cismi aşağı doğru şöyle bir ağırlık vektörü asacak olursam bu ağırlık vektörünün değeri de bana yine soruda verilmiş. 50 Newton değil mi? 50 Newton ağırlığındaki cisim. O zaman getiriyorum sevgili arkadaşım. Buraya da temizce 50 Newton'ımı yazıyorum. Yapmam gereken şey ne? Yukarıdan aşağı da gidebilirsin. Aşağıdan yukarıya da gidebilirsin. Önce şöyle düşünelim. Burası F ise burası ne olacak? F olacak. Bu bir. Şimdi şu ipteki gerilme kuvveti 2F-10 olur. Artı 10'u da eklediğin zaman buradan 2'ye 5 olur. Ama bu ipteki gelme T ise bu ipteki gelme de T olur. Bu iki ipteki gerilme bak makaranın sağındaki ve solundaki gerilmeler eşit olduğu için şuradaki 10 Newton'da 50 Newton topladık 60 Newton getirdik buraya yazdık. 30 Newton buradaki kuvvetimiz oldu. 30 Newton da buradaki kuvvetimiz oldu. 30 Newton şuradaki makarayı dikkat bak şuradaki makarayı nereye doğru çekiyor? Aşağı doğru. 10 Newton da aşağı doğru. Yukarı doğru ise 2F var. O zaman bu sistemde yapman gereken yukarıya doğru 2F'i aşağıya doğru 40 Newton'a eşitlemek. E bu durumda da F kuvveti tertemiz temiz 20 Newton çıkacak. Olay bu. Anlaşılmayan bir şey umarım yoktur. Bir sonraki soruya geçiş yapalım. Bir sonraki soruda Evet, F kuvvetini bulduk. Diyor ki: Sürtünmelerünlemsene sistemde P cismi ve makaralar 20 newton ağırlığındadır. Buna göre ip gerilmesinin ip gerilme ipin gerilme kuvvetlerinin büyüklüğüne mi ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü. Şuradaki ha, T1 ve T2 istiyor. Tamam. Anlaşın. Şuradaki T1 ise takip ettiğim zaman şuradaki ip gerilmesi kuvveti ne olacak? T1. Takip ettiğim zaman şu ip gerilmesi ne olacak? T1. Şuradaki ip gerilmesi T1. O zaman şu orta kısımdaki ip gerilmesi 2T1 şeklinde olacak. Güzel. Peki şuradan bir çizgi çektiğimde aşağıya doğru 1T1, 2T1, 1T1 yani toplamda 4 T1'lik gerilme kuvveti P cisminin ağırlığına eşit. Çünkü P cismi, ha bir de makaralar varmış. P cismi ve makaralar 20 Newton ağırlığında. O zaman şurayı yanlış yazdık. Orayı hemen düzeltelim. Çünkü makaranın ağırlığını asmayı unutursak soru gider. Şuradan makaranın ağırlığını aşağı doğru asmam gerekiyor. Bu makara ağırlığı 20 Newton. E peki şu yukarıda 2 T1 var. Aşağıda şu ip gerilmesini bilmiyoruz. Mesela bu ip gerilmesi T üssü dediğini düşün. Bak 20 Newton ile T üssü aynı yönde olduğu için onları topladım. Yukarıya doğru kime eşit? 2 tane T1 e eşit. O zaman buradan T üssü çekecek olursam şuradaki ip gerilmesi 2 tane T1 eksi 20 olarak karşımıza gelir. Şuraya çizgiyi çektik. Makara ağırlığımız aşağı doğru ve 20 Newton. P yükümüz aşağı doğru ve 20 Newton. O halde aşağı doğru 40 Newton yukarıya doğru şurada bir T1 var. Şunu karıştırma çünkü bu makaranın ağırlığı 2 T1 20 var ve T1 var. Yani toplamda 4 tane şu makaran dengesi için 4 tane T1 eksi 20 Newton eşittir 40 Newton'lık bir ağırlığa. Karşıya atarsam 60 buradan T1 eşittir. 15 Newton değerine çıkacak. Burası 15, burası 15, burası 15. E bir de makaranın ağırlığı aşağı doğru var. Bu makaranın ağırlığında şöyle aşağıya doğru çizecek olursam. Makaranın ağırlığı soruda bana 20 Newton olarak verilmiş. Doğru değil mi? Burada görüyorsun. 20 Newton burada var. 15, 30, 45 burada var. 20 de burada var. T2 ip gerilmesi. Yani 45 artı 20 Newton olduğu için 65 newtonluk bir gerilme çıkacak. İpteki gerilme T1'de 15, o halde biri 15 Newton, öteki de 65 Newton olarak ifade edilebilir. Böylece bu ödev testimizi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.